Ali Hamze dağı dori aşkat ama çok en futsal çekmemiz çok hadi gelin sağ ol Ali Hamze. Thank you.
geldi. İyi oluyor ama değil mi? İyi oluyor. Teşekkür ediyorum. Sizleri sormadan. Hoş geldin. Allah razı olsun. Hoş geldin. Hoş geldin. Hayırlı olsun. Hoş geldin. Bunlar hoş geldin. Sen daha hoş geldin abi. Ne yapıyorsunuz bakayım? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geçin. Hoş geldin. Selam aleyküm. Nasılsın abi, hoş geldin. Hoş bulduk Gülü. Nasılsın abi? Sağ olasın. Merhaba. Beni çekme ha. Tamam. Ben. Merhaba, hayırlı olsun. Merhaba. Ben kızım. Nereye girecek tamam? Buraya, buraya. Tamam. Biraz da Çerkezce'ye de bilsek de eskisi gibi Çerkezce de konuşabilsek. Evet. Konuşayım. İnşallah onlar da olur. Şimdi Maraş adetlerini yapacağız. Yapalım mı? Maraş adetlerini yapacağız. Yapalım mı? Evet, aslında biz etek yırtıyoruz, ne bileyim. Yırt gitsin. Tamam mı? Yırt gitsin. Ver çocuklar. Sen sonra sen. Vallahi bizde bu adet ya. Buradan çıkacağız. Hiç yırt da gitsin ya, ne olacak? Bir arkadaş daha buldum da adı Haydar diye bir şeker daha buldum orada da o da bize bir aşağı veriyor. Haydar Maraşlı değil mi?
bu depremden sonra da gelenler varmış yani. Yani insanlar, yok, yok. Benim dediğim emekli polis. Daha depremden çok önce buradaydı. Çerkez köyü değil, Kıpçık sıktan yer istedi. Abi bana buradan bir yer. Yer çok, yok. Yok. Çıktı harap bir köyünde. Dondurma tezgahına Maraşlı bir çocuk koymuşlar. Milletle dalga geçip duruyor orada. Tamam, dondurmayı uzatıyor, elinden çekiyor. Kız buraya kadar. Maraş'ta kalmışlar, yani kalmayanlar. Yani bugün de konuştuk. Sağ ol, teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkürler. Ne yaptık ya? Şimdi adamlar, bu çocuk çocuklarının da doğan çocuğunun da telefon. Mama yemiyor, yemek yemiyor. Hakimde telefon istiyor. Yani çocukların bir anası babası var ama çocuklar anneye babaya, aileye ait değil. Şimdi teknoloji bu işleri bitiriyor. Ama biz de işte büyükler olarak, yani bu işleri bilenler olarak yenilere, gençlerimize örfümüzü, adetimizi anlatmalıyız, öğretmeliyiz. Yani her şey teknoloji değil, her şey telefon değil, her şey televizyon değil, internet değil. Yani insanlık bu değil yani. İnsanlık böyle iyi görüşmek. Kardeşlikte, sevgide, saygıda, birlik ve beraberlik olmakta. İyi günde, kötü günde dost olmakta yani. Böyle akraba olabilmekte, hısım olabilmekte. Yoksa bugünkü teknoloji kişiyi, ferdi böyle özel, kendi varlığı yapıyor. Yani kişiselleştiriyor. Hiç annesiyle ilgilenmiyor, babasıyla ilgilenmiyor, kardeşiyle ilgilenmiyor. Ne var? O bütün şeyi, arzusu, emeli ön plan. Onun istediği oluyor. Telefonu verirsen mamasını yiyor. Telefonu vermezsen bağırıyor, çağırıyor. Kendi istediğini yapıyor. Şimdi böyle bir şey, yani tamam aile kurmak güzel de ailenin devam etmesi için de işte bizim bu tür evlatları elimizden alan bu gelişmelere karşı da anne babalar olarak, ebeveynler olarak, dedeler, neler olarak da çok dikkatli olmamız, çok böyle uyanık olmamız gerekiyor. Bunu yapabilirsek iyi. Yani ben kötü demiyorum, teknolojiyi iyi yerde kullanırsan iyi. Yani bir zararı yok ama yani çocuk yemek yesin diye eline telefondan bir oyun açıp vermedin mi çocuk yemek yemiyor. Yani insan acıkınca yemeğini yer. Niye böyle oluyor yani? Yanıtlar ama bilemiyorlar ama benim öldüğümü, benim öldüğümü biliyor köyü. Benim o kaldırıyorum, bir kalabalıklı şeyler oluyor. Bu arada benim orada öldüğümü, bunların da haberi yok. Perşembe, cuma düğün kuruldu. Cuma ertesi, pazar geldi, daha bir geldi. Nereye kaçtıysın? Ben şey diye de mi? Böyle bir şey. Terlemiş ya, yatmış yani. Bundan sonra ufak çocuk da böyle sofrada oturdukları yerde... Ya bu neler çarpıyor ya, çok iyi. Kendimi
Bırak. Yanına mı? Nasıl şöyle dursun? Geç bir de fotoğraf alayım. Yanına geç. Çıkarken kırmızı kapatıyoruz. Çekiyorum. Tamam. Tamam, müsait mi? Söyleyeyim mi içerisi? Çıkacaklar meşe. Evet. O zaman dua kapatalım. Tamam. Şunu şey yapalım mı bir? Şunu sıkalım. Siz bekleyebilirsiniz dua. Sıkalım mı? Neyi? İçeri takılıyor, düşmesin. Evet, bağlayayım. Birazcık dizlerinin üstüne çökmüş. Tamam. Hayırlı. Akardiyonunu getirdiniz mi? Düğünümüzde hep beraber görüşelim inşallah. Ondan sonra bu neşeli günümüzü orada devam ettirelim. Ondan sonra cemiyetimizi oraya tesis edelim. Hep beraber bu mutluluğu Büşra ile Gürkan'ın saadetini, evliliğe ilk adımlarını, düğün merasimlerini beraberce orada inşallah devam ettirelim. Buradan biz şimdi gelinimizi müsaadenizle alalım. Ondan sonra böylece dünyada bizim müziği. Daha sonra şimdi ondan sonra bizim inşallah. Biz Allah. Sizinle Valla buraya kadar geldik artık alçak. Ben Kahramanmaraş'tan geldim buraya kadar. Ne güzel. Yani hoş geldiniz. Beni de göndermeyelim geri. Önce bir tutalım. Hazır gelmişken sana tutalım. Hazır bir tutalım. Bu da olmaz. Önce bir tutalım. Ama sizden kızlar da içeride. Sizden kızlar da içeride. Ben şöyle bir pasaportu bir göstereyim. Eğer geçerli değilse daha başka bir pasaport, kırmızı pasaport, mavi pasaport onlara bak. Direkt kırmızıyla gelseniz varsa madem. Ben böyle bir göstereyim siz tamam. Şey yapmazsınız. Ama ben bana yetmez. Benim bodyguard'ım da var içeride. Benim tek kuzenim kaldı. Ben kolay çıkartıyorum. Senin kalmaya niyetin var herhalde Eskişehir'de. Ya ben kalırım ama onu da kolay çıkartıyorum. Ben çıkartmam. Bir görelim bakalım gelinimizi bir tamam, müsaade edin de bir yani bu pasaportlar kolay bunlarda şey yok. Görmek için de yani gelinimiz. Erkan abi büyükler bir geçsin sonra da buyurun. Buyur hocam. Hocam biz çıkıyoruz artık. Tamam biz de geleceğiz duayı. Evet aşağıda yapacağız. Efendim her şey için çok teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı olsun. Allah hayırlı olsun. İkramınız için de, güler yüzünüz için de çok teşekkür ediyoruz. Kısımlığımız devam edecek inşallah. Amin inşallah. Hayırlı olsun. Erkan abi buyur, devam. Kaldığın yerden devam edebilir miyiz? Bekliyor. Hala açılmadı mı? Yani büyükler artık kalktı, gitmemiz lazım. İşte bence de gitmemiz lazım. Asansörün orada bekliyor. Açalım mı? Anne, açıyorum. Açın, açın hadi abi. Açın. Yani benim bodyguard'ım da aldı. Kendi kızlarını alıyorlar. İki kızlarını al var içeride. Kızları alırız bakalım, bir kapı açılsın da. Açın hadi abi. Kapı açılsın, bir bak o zaman kızlar kaç tane var? Bak, İşe gelmek var. İstiyorum, yoruldun mu artık, açayım mı? Açayım mı? Bizim kızlarımız zaten gideceği yere gitti. Kalsa da olur ya. Değil mi? Yani kocaları alsın bize ne desin mi? Bu parayı bastın alsın kocaları. İnşallah hayırlı olsun. Kızım inşallah. Enes. Annenin babanın emaneti bizim emanetimizdir. Biz emanetimizi alıyoruz müsaadenizle. Çok teşekkür ederim. İnşallah inşallah. Buyurun. İnşallah inşallah. Hadi Enes'e müsaade. Hadi Enes. Bana akardiyon yok mu? Aşağıda bekliyor. Buraya gelmeyecek mi? Akardiyon çalmıyor. Ay buraya gelsin akardiyon olmaz öyle. Yani. Tamam çal. Yani. Kızım akardiyonu nasıl ayarlıyorum? Asansör inecek ya. İyi hadi nasıl?
Ama biraz sessiz sessiz nasıl gidecek? Dur nene çabal. Gelsin. Nuri, kayıtta hepsi değil mi? Tamam, sıkıntı yok. Yalnız Ruska geliyor, azıcık bekle. Yok, biraz bekle Erkan abi, bir şey olsun. Birazcık bekle. Biraz bekle. Ruska geliyor. Evet. Burada. Bekle, bekle. Haydi! Haydi! Tamam. Kes, kes. Tamam. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyâtinâ kurrete a'yunun ve cealnâ lilmuttakîne imâme. Sadakallâhu'l-azîm. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbel alemin. Ele göz ve dozakçı ailelerinin kıymetli evlatları Büşra ile Gürkan'ın düğün merasimlerini, nikah anlaşmalarını hayırlı, uğurlu ve bereketli eyleyiver ya Rabbi. Onların arasına İyi anlaşma, iyi geçim, sevgi ve muhabbet nasip eyle. Anlaşmamazlıktan, fitneden, uyumsuzluktan muhafaza eyleyiver ya Rabbi. Büşra ile Gürkan'ın arasına, Hazreti Adem ile Hazreti Havva annemiz arasında nasıl bir ülfet ve muhabbet verdiysen, onlara da öyle ülfet ve muhabbet nasip eyle. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile annemiz Hazreti Hatice arasında nasıl bir sevgi ve muhabbet verdiysen, Büşra ile Gürkan'ın arasına da öyle bir ülfet, iyi anlaşma, iyi geçim nasip eyle ya Rabbel Alemin. Yine onlara ilmiyle amil olacak hayırlı evlatlar nasip eyle. Ya Rabbi, bu yuvaya sıkıntı gösterme. Zenginlik ve cömertlik içerisinde bir hayat nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, bütün geçmişlerimize rahmetinle muamele eyle. Ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa, dertlerine deva, borçlarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. Yolculuğumuzu da hayırlı ve mübarek eyle.
görünür görünmez her türlü kaza ve musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Senden dünyada ve ahirette iyilik istiyoruz, cehennem azabından kurtuluş istiyoruz. Bize lütfeyle ya Rabbel Alemin. Dualarımızı kabul eyle, hata ve kusurlarımızı affeyle. Bütün geçmişlerimizin ruhu için, cemiyetimizin hayırlı, uğurlu ve bereketli olması için, kafi ehli iman ve ehli İslam ervahı için, Allah rızası için El Fatiha ve salavat. Hadi bakalım, bismillah. Ayça. Alacağım mı? Bin bin. Bizim arabamız ileride. Bir yönden bir divan kaldıracağız. Biraz yavaş ver. Hadi görüşürüz Nuri, sağ ol. Araba nerede? Araba Nuri, siz gidin, gidin. Serkan, sana geleceğim ben. Tamam. Siz gidin, drone kaldı.
Oyra oyra oyra,
Hazreti Havva annemiz arasına nasıl bir sevgi ve muhabbet verdiysen öyle bir sevgi ve muhabbet nasip eyle ya Rabbi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam ile annemiz Hazreti Hatice arasına nasıl bir ülfet ve muhabbet verdiysen Büşra ile Gürkan'ın arasına da öyle bir sevgi ve muhabbet ve anlaşma nasip eyle ya Rabbi. Onlara iyi geçim, zenginlik, cömertlik nasip eyle ya Rabbi. Hiçbir zaman için darlık gösterme ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Zenginlikleriyle cömertlik yapacak, ilimleriyle amel edecek, dinine, vatanına, ailesine, bayrağına yararlı olacak salih ve saliha evlat nasip eyle ya Rabbel alemin. İlahi ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin, bu gibi saadetli günleri diğer gençlerimize de nasip eyle ya Rabbi. Hayırlı kısmetler nasip eyle.
böyle emsali cemiyetlerde birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde bulunmayı nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, ölmüşlerimize rahmet eyle, hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza da edalar ihsan eyle ya Rabbi. Duaların kabul olduğu şu vakitte senden dünyada ve ahirette iyilik istiyoruz, cehennem azabından kurtuluş istiyoruz. Lütfeyle ya Rabbi. Bütün ümmeti Muhammed'in yuvalarını mutlu, huzurlu ve saadetli eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, dualarımızı kabul eyle, hata kusurlarımızı affeyle. Ya Rabbi, bütün geçmişlerimize rahmetinle muamele eyle. Dualarımızın kabulü için burada hazır bulunanların ve cemiyet sahibinin ahirete imtihan etmiş olan bütün geçmişlerinin ruhları için Allah rızası için El-Fatiha deme salavat. Aydın çarp. Geri geri gidecek mi? Hoş geldiniz abla. Hoş bulduk. Çok sağ olasın. Hayırlı olsun. Allah'a emanet olun.
Gelinimiz hoş geldin diyeyim. Halamız. Güzel yavrum. Şimdi tanışacağız. Hoş geldin İvan. İvan'a hoş geldin. Allah hayırlı geçimler versin. Hoş geldin. Seni de diyeyim hocam. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Sana da kolay gelsin. Senin rahmetin ve bereketin cemiyet sahibinin, hane sahibinin, onun misafirlerinin ve burada hazır bulunanların bu köyümüzden gelmiş geçmiş yaşamış ahireti ihlal etmiş olan her kim varsa hepsinin üzerine olsun. Amin. Bizlerin bir araya gelmemize sebep olan Büşra ile Gürkan'ın düğün merasimini hayırlı ve uğurlu eyle ya Rabbi. Bereketli eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, emsali cemiyetlerde birlik ve beraberlik içerisinde bulunmayı nasip ve müyesser eyle ya Rabbel Alemin. Diğer gençlerimize de en kısa zamanda hayırlı kısmetler nasip ederek mutlu yuvalar kurmalarını nasip eyle ya Rabbel Alemin. Bu vesileyle ahirete irtihal etmiş olan bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımızı da eda eylemeyi nasip eyle ya Rabbel Alemin. Senden dünyada ve ahirette iyilik istiyoruz, cehennem azabından kurtuluşu istiyoruz. Lütfeyle ya Rabbi. Nimetini arttır, eksiltme. Bi hurmetil Fatiha temel salavat.